Bir yıl yasaklandı. İçerik tüketicilerin sorumluluk davranışını kullanım koşulunuzu ilan ettiğini belirledi. Kadın ve karının ne farkı var dedi arkadaşlar bana. Karı deme diyorum ben ona. İkisi aynı şey diyor. Fark şu. Birisi saygı duyan birisi. Birisi de yobaz olan. Hangisi olmak istiyorsun? Avrat, hatun, karı, kadın aynı şeyler bunlar. Dert etme diyor. Ederim kadın diyeceksiniz. Kadın. Tam kanka kadın de diyor. Sinirlendirme gelinimi. Hatun desem. Hoş yengene diyor. Yengen. Bakalım Brookhaven'da. Gece 3'te ne oluyor? Sus lan diyor. Sinirliyim zaten diyor. Bana yalan söyledin. Öteki kadının yanına dönmek için. Öteki kadına. Öyle gelin taklidi yapmasam olmaz. Gece 3'te evsi kabus gibi çıkacağım arkadaşlar. Valla ışık 4'e açtım gözlerim. Öteki kadın benim. Oğlum siz gece gece ne yapıyorsunuz lan burada? Öteki kadına. Ben değilim tamam mı? Abi gel bizim tarafa sinirlerini alayım diyor. Biri diyor ki çok sinirliyim zaten gitti ya. Bu öteki kadını seçti. Elini zopayı alır diyor. Öteki kadın... Lan zaten ben böyleyim lan. Lasiye diyor. Oğlum ben zaten öyleyim. Gece 3'te sizin kafanız gidiyor bence. Zopayla vururum he diyor. Gece 3'te kafanız gidiyor ben onu anladım. Onu anladım şu anda zopayla vururum. Ölü gerçeği bu diyor. Sus lan sen ölmeye bayılmak mı sanıyorsun lan? Zaten ölüyüm ben. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Sen sus lan dedim arkadaşlar. Ölü gelin yaşasaydı arkadaşlar gerçekten ne yapardı biliyor musunuz? Bu şarkıyı seçerdi. Biliyorsunuz ölü gelin niye ölüyor? Sevdiğini beklerken ölüyor o ara ormanda. La dur ölü sevgilime elleşme. Ben what the fuck çocuk gülüyor. Benim haberim yok kardeş. Biz evliyiz. Öteki kadına. Hayır. Sen benimle evlisin. Öteki kadın o. Gece işte. Karıya sahip, karına sahip çık la diyor. Ateş sen ölünce cehenneme alırım sus. Ateş sen ölünce cehenneme gideceksin sus. Diğer tarafta oynaşır bak. Ateş sen ne adam mide bulandırıcısı bir adamsın ya. Ateş bir git ya. Gecenin üçü de kafayı bozmuş. Ölünce seni burada çifte telli oynatırım bak. Deniz üstü köpür. Benim suratım gece 3'te bu arada Türkler oyun oynuyor. Gözüm ağrıdı lan ışıklarda. Düğünümüz mü var diyor. Neden diyor gülüyor bak. Gülüyor. Bu adam odun gerçekten. Yani öldüm dirildim hala odunlarla karşılaşıyorum. Bir de gülüyor ya. Ateş sen niye gülüyorsun? Komik mi? Komik mi? Yaprak sarması. Kardeş kadınlar ölünce de çekilmiyor. Ne? Ölünce de çekilmiyormuşuz biz. Ne anladın da gülüyorsun? Bak şimdi öldüm. Deniz. Gece gece vallahi ya. Vallaha doğrudur. Tekrar öldüm yapmayın lan. Biz kadınlar ölmemeye dikkat et diyor çocuğa Ateş. Lan siz kadınlara kurban olun lan. Ölü de olsak diri de olsak kurban olun lan. Yok olmam. Ay Ateş sen olmasan biz olmayacaktık sanki. Biz olmasak siz bu dünyada ancak savaş çıkarırsınız. Herkes kendine kurban olsun. Tamam. Tamam. Ok. Ok bak. Biz olmasak siz bu dünyada savaş çıkarır birbirinizi öldürürdünüz. Dua edin ki varız. Nereden biliyorsun diyor. Biliyorum. Biliyorum. Kurban verene ölü gelinim diyor. Tövbe estağfurullah. Allah mı oldun başımıza dikiliyorsun? Ölü gelin. Haşa ben Allah olmadım da. Sen Einstein mısın? La kocişime ne yaptın sen ya? Üf. Burada öldük dirildik geldik gecenin üçünde arkadaşlar. Kocişime ne yapıyorlar? Anlıyorum diyor yandaki de. Bak ölü gelini sinirlendirme geceyle senin üzerine çekebilir. Her an her şey olabilir arkadaşlar. Sonuçta hayat bu yani. Gülüyorlar arkadaşlar. Pislikler tövbe bismillah diyor biri bana. Her kullanıcıya banlar. Adı bu. Her kullanıcıyı banlar. Abi gerçekten her kullanıcıyı banlıyorsun mu? Beni de banlasana yani. Bu simülasyonu sevmedim ben gidiyorum da. Ben gideceğim de yani. Gidebilir miyim? Gelinim. Gelinim mi? Gel gelinim gönlüme gel senden başka yar sevemem. Ama ben ruhum yine girerim. Beni banlasana ama ben ruhum geri girerim. Ruhum sonuçta her şeye inanma be gülüm diyor bana. Bana neden gülüm diyorsun? Ben onun gülü... Çok. Anca report atabilir diyor. Ha reportlayabilir diyor. Beni reportlayacak adam annesinin karnından doğdu mu acaba? Doğmuş. Hadi naş başka oyunlarda korkut insanları.
dünya çok değişmiş. Ben 1453'te yaşıyordum. 1453 mü? Öteki kadına. Şubesinin diyor. Tövbe yarabbim. He Fatih Sul Atatürk bile yokmuş diyor. Bir. Atatürk benim torunum oluyor böylece arkadaşlar. Tövbe sonra. He Fatih Sultan Mehmet bir İstanbul'u fethetmiş olay. Atatürk'ü de görürsün o zaman. Oğlum ben ölmüşüm ya. Atatürk 1881'de gelmiş. Ben 1400 arası 400 yıl var. 1400 yaşına kadar mı yaşadım? Oo diyor tabii. 1881'de Mustafa Kemal Atatürk doğumuna gidersin. Ateşçim, canım benim, akıllım, zekalım, güzel kardeşim. Güzel canım kardeşim. Bak ben Atatürk'ten 1453'ten bir ölüyle tartıştığım konuya bak ya. Cehennem diyor. Atatürk'ün doğumuna gitmediğim için cehennemlik oldum. Nasıl gideyim 400 yıl sonra lan? Yani oldu mu ciddi yani? Bir ölüyle tartıştığın konuya bak ya. Kendinden utan ya. Abla oralarda yer var mı diyorum. Yok yok sana yok. Ama şu yandakine her an olabilir. Ben de bir geleyim diyor. Niye yok ya? Sen yaşa da ablam. Ben şuradan şunu alıp gideceğim. Ben bunu alacağım. O da gülüyor. Ateş. Geçmiş olsun diyor arkadaşına. Ne oldu ya? Bir şey yok ki. Hiç canın acımayacak. Sen merak etme. Sakin ol. Ateşi sakın uyuma. Benim sev var diyor. Ölümü görünce sev oldu. Geçmiş olsun diyor. Başın sağ olsun demen lazım. Ben de cehenneme gideceğim mi diyor. Nereden bileyim ya ben? Ne? Bana yalan söyledin. Sevim var demek. Lan ben melek miyim? Nereden bileyim cehenneme mi gideceğim, cennete mi gideceğim? Ben nereye gideceğim diyor ya. Gecenin üçünde sordukları soruya bak. Tövbe estağfurullah. Bana yalan söyledin. Öteki kadının yanına dönmek için. Allah seni bildiği gibi yapsın. Şey hayır diyor. Ama biz evliyiz. Öteki kadın... Kim? Kim o? Göster lan. Göster. Onun da belası olacağım. Hayalet olacağım. Ömrü boyunca. Öteki kadın sensin diyor. Ben miyim? Yani başkası bu diyor. Arkada ateşmiş öteki kadın arkadaşlar. Ne? Ateş kız mı ya? Bu. Ben ölmemek için benden vazgeçti. Kardeş çaktırma. Kardeş çaktırma diyor bir de ya. Ateş. Nokta koy ateş. He ben öteki kadınım diyor. Sen kız mısın yani? Şaka. He diyor. İnanamıyorum. Ne alaka adam belki... Oğlum. Tövbe estağfurullah. Evlenin inanayım. Evlenin inanayım yani. Öyle bir sizin belanız olmaktan çıkarım. 3 nokta koyuyor. Hadi bakayım evlenin. Aşkım ne kadar da güzelsin kardeşim. Öyle gelin gitsin diye. Ateş nokta koyuyor arkadaşlar. Size mutluluklar. Öteki kadın ateşmiş Mersin. Yalnızlığım yallarıma. IQ diyor manyak ya. Hiç yakışmıyorsunuz ama. Ben söyleyeyim yani. Öhem diyor. Sen de yakışmıyorsun. Ateş niye kıskanıyorsun ya? Rolden yapıyorlar arkadaşlar. Beni kandırıyorlar ya. Gecenin içinde yaşadığım şeye bak ya. Ölü gelin de ölü gelin ha diyor. Gece gece. Gece gece uğraşamıyorum. Bıktım senden. Ne oldu? 3.29 saniyedir yoktum diyor. Vay kardeş sorma başıma geleni. Bunlar evlendi. Bunlar evlendi. Sen o 3.29 saniyesine. Çık o zaman oyundan diyor. Bunun ikisi evlendi evlendi. Bak ateş kıyafetini değiştiriyor. Gelinliğini giyecek herhalde. Aa diyor. Ben de çok şok oldum yani. Bunu beklemiyordum. Öhüm kardeşimle evlendik diyor. Töbe töbe. Tabe. Kardeş de tabe diyor. Bu nasıl bir ortam lan? Gecenin içinde kafalar. Gelin kim? Ateş sen misin gelin? Ben kardeşimi fazla sevdiğim için. Tab beni kandırmıyorsunuz sadece değil mi? Abla sana bir sorun var. Dur sen bir. Hayır lan o diyor. Bu gelin diyor. Sırıtır diyor. Değil mi? Yok sen. Sen. O diyor sen. O diyor sen. Yok yok sen. Yok lan sen. Lan oğlum kim? Kardeşim ayıp oluyor sen. Gelin konusunda anlaşamadılar. Tamam sakin. Relax. İkiniz de kavga etmeyin. İkiniz de gelinsiniz. Kardeşim karizmayı yoldan toplamadım diyor. Sen diyor. Sen daire kadınım diyordun ama biraz önce. Ateşciğim. Onu ne yapacağız? Bu gelin olsun diyor. Sarışın çocuğa gelin olsun diyor. Size sorun var. Ne? Söyle söyle. Aynen bay diyor. Bu. Tamam sor artık. Size sorun var. Size sorun. Ne? Sor. Sor artık. Sen de kurtul. Biz de kurtulalım. Gelin hanım sor bakayım. Yeni gelin atandı arkadaşlar.
Her şey yokken bir adam yok olan eşyaların olduğu diyarı yok ederse ne olur? Her şey yokken bir adam yok olan eşyaların olduğu diyarı yok ederse ne olur? Cevap. Kara delik olur diyor. Sonsuz boşluk. Yanlışmış. Doğrusu ne? Doğrusu neymiş? Merak ettim. Durun. Akıllı ölü gelinim diyor. Tabii. Kürdistan'ı. İlkinde deseydim keşke. Aynı anda dedim var ya diyor. Böyle bir sorun var. Senin yapacağın soruyu ben dedim. Ben hiç bu soruyu duymadım. Siz hiç duydunuz mu arkadaşlar? Böyle bir şey olur mu yani? Her şeyi varken her şeyi olmayan birinin her şeyi varmış gibi. Ecrin o evli bacım. Ateşle tanışalım manışalım deme yani. Hiç deme. Yanlış anlama da bu ikisi evlenmiş. Abla korkutma ben evde tekim diyor zaten diyor. Ya bir şey yok sen de giyin. Kız ölü gelin ol bakayım be. Ölü gelinden korkulur mu la diyor. Bıçak bile getirdim odama diyor. Korkudan bıçak bile odasına getirmiş. Korkacak bir şey mi bulamadın oğlum? Tövbe ailen nerede dedim. Yalnızmış ya. Geçiyor işte. Ölü gelin kostümüyle break up'ında biri dolaşıyor yani. Saçma. Harbi diyor. Ablamgil ablamın yanına gittiler diyor. Hastaneye. Biraz korku iyidir. İnsanı diri tutar. Öyle. İyi mi ablan dedim. Geçmiş olsun gerçekten. Ne olur mi? Ölü gelinle dertleşmem yok mu dedi. Kız geldi. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Çok iyiymiş ablası. İyi sorun yokmuş. Geçmiş olsun dedim. Ablasında bir sıkıntı yokmuş arkadaşlar. Ölü gelin abla diyor. Ne lan? La defol çapmayın ablam. Çekil bakayım abla falan ben dalga geçecek. Defol çapmayın ablam. Sen de ölü gelin ol ya da defol. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyiyim. Sen nasılsın kardeş? Tabii ya. Ablası bir. Hadi ablam. Ya abla yol yok diyor. Hadi ablam bekleme yapma o zaman. Bekleme yapma ablacığım. Ecrin seni korkutmak lazım. Yoksa korkak kalırsın he. Niye siz psikolog musunuz Ateş Bey? Siz psikolog musunuz gerçekten? Arkadaşlar ya bak. Aşırı korktu. Oğlum ne alaka ya? Gerçekten ne alaka? Şuna bakın arkadaşlar. Şimdi Ateş korkunç oldum arkadaşlar. Bence olmadı yani. Niye böyle korkunç gibi davranıyorsun? Sen korkunç olmadın ki şu anda. Hiçbir şey olmadın yani. Hiçbir şey olmadın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ay çok korkunç. Altıma işerdim. Ama gülmektim. Arkadaşlar siz onu hiç güldünüz mü yani? Ben gülmedim. Siz güldünüz mü? Ben gerçekten hiç gülmedim yani. Ecrin de gülüyor. Safin kardeş diyor. Şu an role giriyor ya. He he korktum diyor kız da. Düğünümüz var. Herkes korkunç giyinsin. Tövbe. Ne düğünü? Kadın ve karının ne farkı var dedi arkadaşlar bana. Karı deme diyorum ben ona. İkisi aynı şey diyor. Fark şu. Birisi saygı duyan birisi. Birisi de yobaz olan. Hangisi olmak istiyorsun? Avrat, hatun, karı, kadın aynı şeyler bunlar. Dert etme diyor. Ederim kadın diyeceksiniz. Kadın. Biz karı değiliz tamam mı? Allah Allah. Tam kanka kadın de diyor. Benimki ölü damat oldu arkadaşlar. Şaka mı? Sinirlendirme gelinimi diyor. Hatun desem. Pardon. Hoş yengene diyor. Yenge hatun diyecekmiş bana. Ay Allah'ım ya Rabbim. Rolü damadım benim. Bembeyaz kesildi beni görünce. Ay şaka ya bu herhalde. Yakıştık mı la? Yılın çiftiyiz arkadaşlar. Şuna bak. Bence yılın çifti olmaya adayız. Yılın çifti diyor çocuk da bak. Görüyorsunuz. Evet diyor. Ateş evet dediyse hayırdır. Bana yalan söyledi. Öteki kadının yanına dönmek için. Abi şu kız da gelip trollemeye çalışıyor ya. Abi mabe. Of benim hatunu görünce bembeyaz oldum. Ya dalga geçiyor ya. Dün arkadaşlar şimdi düğün yerimize geldik. Ben oteldeyim saklanıyorum. Yaşayan damat da farkı yok. Kafa gitmiş. Gidişte break up'ında neler oluyor? Siyah varlık falan görmüyoruz arkadaşlar. Lan aşkım şöyle karşıma çıkma. Korktum gece diyor. Bilerek köşede duruyorum. Düğünümüze ne kadar kişi geldi gördünüz mü? Lan bu otelin sahibi nerede? Burayı kiralayacağız biz ya. Allah Allah. Otelin sahibi 34'e gelin diyor. Geldik hiçbir şey yok. Hizmet yok hiçbir şey yok. Bir adam diyor bana karım oldu. Sonra K-drama yaptı diyor. Lan ne alaka dedim. Başka bir evrende en güzel haliyle K-drama yaptı. Sonra yok oldu birden değil mi? Yani silah çekti diyor. Biliyorsun ölü gelin de öyle de ölmüştü. Birine güvenmişti. Kimseye güvenmek yok o yüzden. Arkadaşlar yani ne yaşıyorsunuz gerçekten ya? Burada ölü gelinle alaka. Ölü damatın yaşanmış hali. Benim sahibi diyor. Ha, otelin sahibi geldi arkadaşlar. Neredesin sen ya? Burada evlenmek için öyle bekliyorum ya.
Sabahtır evlenmek için bekliyoruz burada ya. Damatla beraber, damat beyimle beraber. Balayına çıktık da diyor. Fiyat ne abi? Malum ekonomi diyor. Tövbe estağfurullah ya. Abi. Abimin kafa da yok yani. Geldiğimiz otelden de hayır yok arkadaşlar. Lan otel sahibi normal değil ki. Kafası yok bir kere. Bir kere kafası yok. Odalarımız 100 TL. 100 TL ise kesin hayaletle. 100 TL mi? Kesin odada bir şey var. Bu fiyata olmaz. Kesin bizi hayaletlere yem edecek yani. Korku filmlerinde olur ya, yolda bir otel bulunur. Otel ucuz olur falan. Hemen orada kalırlar. Bizim başımıza da böyle bir şey gelmesin. Bir kiralık tek kişilik oda diyor. Kesin hayaletlere yem edecek bizi bu ha. Kesin bilgi yayalım. Arkadaşlar dedim ki onlara, geliyorum bekleyin burada dedim. Dur bakalım be. Ne yapıyorlar? Orada konuşuyorlar. Dur. Benim karı gitti diyor. Çıktı diyor ecrinde. Dur şuraya saklanayım. Dur uzanayım. Görmesinler beni. Seninle evlenek diyor. Beni sattı öteki kadına. Şaka mı? Şaka mı? Kanka diyor. Lan karım buradaymış. Hey, sen nasıl yaparsın? Demek beni aldattın ha. Yok diyor. Kız da kabul etmedi arkadaşlar. Şaka yaptım ya. Ha, nah şaka yaptın. Bu arada nah şaka yaptın. Otelin sahibi bey. Otelin sahibi bey, ben dayanamıyorum. Lütfen şu kocamı buradan alır mısınız? Lütfen, nah inanamaz yani. Otelin sahibi bey. Lütfen bunu banla. Lütfen okulu banla. Beni aldattı bu ya. Evcini de iyi giydiriyor ha. Alçak diyor. Beni aldattı diyorum. Kız dedi ki alçak. Banlama kardeş diyor da. Banlayacak seni. Seni banlayacak. Senin başlık çıkar yolun yok artık. Otelin sahibi de normal değil ki. Gerçekten değil arkadaşlar. Beyni bırakmış otel sahibi olmuş. Kocamı banlar mısınız? Banlayamadı. Banlayamaz ki diyor. Kasa getiriyor. Ölüsün sen. Aldattın mecbur. Bana Sevolak diyor. Hem de karısını aldattı diyor. Aha banladı. Otelin sahibi banladı. Ha ha ha. Ha ha ha. Banlandın. Kafanız yok değil mi sizin? Hoşça kal diyor çocuğa bu da. Kız da. Hoşça kalın. Okula gideceğim. Gidiyorum artık gece. Arkadaşlar şu an saat 4.30 oldu bu arada. Ne kadarını videonun görüyorsunuz bilmiyorum ama 4.30 yani. 1.5 saattir oynuyoruz neredeyse. Bana yalan söyledi. Öteki kadının yanına dönmek için. Anlamıyor musun? Öteki kadın sensin. Hayır. Sen benimle evlisin. Öteki kadına. Haha diyor. Ya da salla ya. Dünyanın en şapşalıyla işim olmaz. İşim yok. Gidiyorum. Bye. Lan ben banlandım. Brookhaven'dan. Şaka mı? Niçin banlanmışım? Bir yıl yasaklandı. İçerik denetçilerimiz Roblox'taki davranışım ve kullanım koşulunuzu ihlal ettiğini belirledi. Neyi ihlal ettim? Böyle gelin oldum. Bir yıl banlandım mı? Şaka. Arkadaşlar bu haksız bir karar diyenler, ben saygısızlık yapmadım, küfür etmedim, öyle gelin oldum sadece. Bu haksızlık diyenler bana savunabilir mi? Hemen Brookhaven banımı açın. Çabuk açın. İlk hesabımda ama çok dolu bir hesabımda. Hesabım gitti arkadaşlar ya. Çıldıracağım. Neyse. Bu haksızlık ya. Görüşürüz. Bay bay.